kullanımda Find Big by ID'in bir ilk yaratılırken XML'inizdeki UI ile kodu birbirine bağlayıp daha sonra bir daha kullanmamak şeklinde kullanmamız gerekiyor. Ama genelde hem yukarıdaki kod blogundaki gibi karışık bir sintaks hem de bazen çok tecrübe sahibi olmadığınızda altta kaçak yoldan bunu tekrar çağırmak gibi yöntemlere başvurmanıza neden olabiliyor. Bunun için güzel de bir framework var, RoboJuice diye. Juice'u duyan var mı bilmiyorum. Bu bir dependency injection framework'üdür. GVT'de de bayağı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Onun dışındaki Java projelerinde de. Basit Spring'deki dependency injection gibi ama sadece dependency injection yapar. Bunun Android için yapılmış bir open source versiyonu var. Google'dan tamamen alakasız. Adı RoboJuice. İki versiyonu var şu anda. Sanırım yan odada Muharrem de bunu anlatıyor. Ben o yüzden çok detayına girmeyeceğim. İsteyenler şimdi çıkıp oraya giderler. Ama çok basitçe Find View by ID yapmak yerine aşağıdaki şekilde gerekli annotation'ları ekleyerek bu alanların XML'den otomatik olarak kodunuza bağlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunlar aslında benzer biçimde yukarıdaki koda çevriliyor. Ama sizden bağımsız compiler mekanizmasıyla. RoboJuice'u da sandığınızdan fazla kullanan profesyonel uygulama var. Bunların içinde Facebook'un Messenger'ı, Pulse, Groupon gibi birçok site uygulama var. Bunun dışında benim yine kullanmaktan hoşlandığım ve yakından takip ettiğim Android Annotations diye bir open source yine proje var. Android Annotations da Android'de bazı annotation'ları gayet güzel biçimde kullanmanızı sağlıyor. Örneğin işte bunun UI thread'inde, diğerinin başka bir background thread'de çalışmasını sadece annotation ekleyerek yapabiliyorsunuz. Benzer biçimde bir metodu click için tamamen ayırabiliyorsunuz. İlginç biçimde bunu da kullanan oldukça fazla uygulama var. Yani sandığınızın, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu tip frameworklerle ilgili ama bu frameworkler sadece belli kişilerin zevk için geliştirdiği ve profesyonel uygulamaları kullanmadığı frameworkler değil. Benim anlatacaklarım yaklaşık olarak bu kadar. Bana kontak bilgilerim bunlar. Erişebilirsiniz. Onun dışında bu çok kod içeriği olmayan bir sürüm olduğu için daha çok bu bilgilerle ilgili danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa onları alayım. Soru yok mu? Bir de soru sorsan da kitap verebilirim. Pardon? Sen bunu ne zaman yapıyorsun? Valla işte sunumdan sonra çıkacağız, bakacağız. Ankara Çitak neler hazırlamış eğlenceli. Ondan sonra. Ben mikrofon... Bakan zaten. Bir de bir sorun var da. Microsoft tabletlerdeki şey nasıl? Microsoft tabletlere yayınladılar mı? Ben en son gördüğümde şeydi, BlackBerry'de çalışıyordu sadece tablette. Ya ben şöyle söyledim ben, FlexWare'da baya baya ilgili bir insandım ama Microsoft'u kaçırmışım. Ama genel olarak şey değil, iPhone'da fena çalışmıyor çünkü direkt C koduna çeviriyor Air. Yani bildiğiniz C compile yapıyor, cross compile yapıyor. O yüzden iPhone'da Air baya iyi çalışıyor ama Android'de C veya Java başka bir şeye çevirmiyor. Flash runtime içinde, Air runtime içinde çalışıyor. Hem Air runtime'ın kurulu olması gerekiyor ki marketten uygulamamızı indiren Air runtime yoksa bir de bunu mu indireceğim demeyip direkt silebiliyor. Ben yakın arkadaşımla da yapmıştım. O yüzden yani Air her platformda direkt tercih edilecek bir şey her zaman değil aslında. Direkt öğren kısmında çalışmıyor mu? Çevre çalışıyor, desktop, yani tablet, desktop, bir dosyada çalışıyor. Performansı da hatta Android'e göre daha iyi. Yani tablet,
Öyle olması lazım. Flash runtime'ı sonuçta yerlediğiniz flash runtime aslında ve ana developer platformu Windows. Bugün Mac'te de düzgün çalışmıyor flash. Açtığım anda böyle tufandan çalışıyor. Boeing şeyinde, havasında gidiyoruz. Linux'ta da düzgün çalışmıyor. Linux'ta 64 bit desteğini de drop ettiler zaten. Dolayısıyla Windows'ta yeni bir platform olmasına rağmen eğer varsa dediğiniz gibi daha iyi çalışmasını beklerim. Bir şey daha sorayım. Android'de Yellowlight application çalıştırabilir miyim? Yellowlight benim uzmanlığım değil ama Android'de Mono ile C# çevirimi taşıyabiliyorsunuz. Bildiğim. Yani hala şeyden mi? Mono mu? Mono ise bayağı başarılıdır. Hatta gerçi bugün bir arkadaş farklı benchmarklardan bahsetti ama öyle siz. Benim bildiğim kadarıyla Mono Linux'da Windows'taki .NET runtime'ından daha hızlı çalıştırıyor C# kodunu. En azından benim gördüğüm benchmarklarda. Dolayısıyla ya ben sonuçta şeye inanıyorum. Ben .NET'te C# uygulama yazdım. Çünkü Java en iyi işimi görmeyecekti. PDA'ya yazılım yapacaktı. Benim .NET tecrübem olmadan .NET'e geçişim 2 saat sürmüştü. Dolayısıyla .NET'çi birinde Java'ya tamam, Java ortamları biraz daha şeydir, kurulumu çetrefillidir ama geçişi çok uzun sürmemesi lazım. Ben Silverlight ya da C# ile uğraşacağım ama Java'da yazmayı tercih ederim. Veya benzer biçimde .NET platformunda yazacaksam da .NET'te yazmayı tercih ederim. Ama Mono da kötü durumda değil. O yüzden yazılabilir bence. Flash Android'de yani hala öyle. Çok yavaş çalışıyor. Hı-hı. Yani Silverlight belki o konuya şey yapmış bir Android için. Ya Flash Android'de iyi çalışmıyor, ona katılıyorum. Ya eski Flexçi, Flash'ı seven, şey yapan biri olarak bunu şey, Flash performansı değil. Ama onun bir yere işte, yani Flash'ta mı uygulamazsak, Android'de mi yani? Android SDK'sı kullanarak mı yapsak dedi. Flash'ta hiç yavaşlama, hani Silverlight'a da yöneltmiş bir yere. O da en sonunda Java'ya geri getirdi. Şimdi de işte böyle şey gitti. Bir de. Kitabı da o zaman size verelim. Android'de devam edelim. Başka? Silverlight'ın konusu geçen cross-platform development ile ilgili form yap hakkında HTML ve şartlarla ilgili incelik sahibi olduk. Teşekkür ederiz. Fakat Titanium hakkında çok fazla bilgi alamadık. Onlar hakkında da karşılaştırma yaparsak. Yani Titanium direkt çok derinlemesine kucanadığım bir platform değil. O yüzden yanlış negatif şeyler söylemeyeyim hakkında. Ama ben ilk bakışta Titanium'dan ya da Sancho'dan ziyade GVT'nin şeyini sevdim bir kere. Java yazarak HTML, JavaScript ve CSS'le de uğraşmadan hem GVT'den komponentleri alarak gidebilme yolunu sevdim. Onun dışında tabii ki yani kullanabileceğiniz kendine kanıtlamış Sancho, Titanium, daha da birçok web framework'ü var ama yani dediğim gibi ben belli bir derinliğe kadar baktığım için eleştirmem çok doğru olmaz. Bana o derinliğe kadar en cazibe Qwik geldi. Biraz Qwik'in yapısını da bildiğimden belki. O yüzden doğru karşılaştırmıyor da olabilirim. Yanlış anladım diye. Tamam herhalde. Peki çok teşekkürler.